السلام عليكم. وعليكم السلام. مدد يا رسول الله، مدد يا صديق أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا، مدد يا ما شاء الله فازدا سنة، مدد يا ما شاء الله كان دستور تاريخاتنا الصحبة والخير في الجمعية. و دنيا ذا çeşit türlü insanlar var. Allah çeşit çeşit yaratmış ama hepsine hidayeti nasip etmemiş. Hidayete erişmiş olanlar yani doğru dine ulaşmış olanlar bile hepsi dünya peşinde, hiç Allah yolunu bırakmışlar, dünya yolundan gidiyorlar. Allah bizi dünya peşine gitmek için yaratmadı ama dünya gidecek, peşinden gideceksen rızık için gidersin. Allah rızası için helal lokma, kuvvet, bedenine kuvvet olsun diye, çoluk çocuğa hidayet olsun, hayır olsun diye dünya peşinden gidersin ama zaten dünya, Allah sana müsahhar eder dünyayı. Bereket verir. Az bir şeyle de yetinirsin. Bereket oldu mu ufacık bir şeyle insan her işini halleder. Karnı da doyar. Ev parkı da olur. Rahat da yaşar. Müslüman, Allah yolunda giden insan için her eşi hayırdır diyor Peygamber Efendimiz. Acıptı diyor. Yani tacip ettim Müslümanın haline diyor. Her eşi Allah ona hayır murat etmiş. Her şey hayır oluyor kendisine. Bereket oluyor. Güzellik oluyor. Yani bela da kendisine sonunda hayır getiriyor. Başka sevmediği şeyler bile olsa onlar da gene hayra vesile oluyor kendisine. Onun için bu Allah yolunda olup da Allah'ın dediklerini tutan Müslüman ne kadar yaşarsa o kadar daha hayırlıdır. Bir tane bir la ilahe illallah demek deyip de ayakta yani yaşarken 1000 sene kabirde yatmaktan daha iyidir diyordu Şeyh Efendimiz. Çünkü onun sevabını Allah Azze ve Celle kendi hazinelerinden veriyor. Kendi ne hayır murat etmiş oluyor. Yani hasta insana bu hastadır tez zamanda gitsin demeye de gerek yok. Allah hiç öyle bir temenni olmaz. Allah iman selameti versin deriz. O kadar yani. Ne kadar hasta olsa da. Çünkü Şeyh Efendi diyordu. Bir nefes imanla
O kabirde yatmaktan daha hayırlıdır. O hasta insanlar da sabretsinler. Ne zaman Allah murat ettiyse, ecelleri gelince onlar da gider. Sabırla gider. Gene hayra kavuşmuş olurlar. Tabi ahirette yatarken kabirde de gene sevap gelir. Arkasında ilim bırakmış olsa, bıraksa yahut hayırlı evlat bırakıp da arkasına okusa gene çok büyük fayda. O hayır aynı gider ona. Bir sebil yapsa, cami yapsa, Müslümanların faydalanacağı bir şey bıraksa hepsi kıyamete kadar onun defteri açık olur. Hayır yazılır ona. Sevabına erişir. Ama dediğimiz gibi insan yaşarken de kendi ahireti için düşünmesi lazım. Her vaktini, kıymetini bilecek. Her nefes, her lokma, her yudum su sevaptır Müslümana. Dediğim gibi sabahtan kalkıp da her şeyi Allah için niyet ettim diyecek. Her attığı adım hayra gider Allah'ın izniyle. Tabi bu Müslüman olan insan kumara gitmez, meyhaneye gitmez, bilmem kötü yollara gitmez. Oraya gittik mi tabi onlar Allah rızası için sayılmaz. Ha, normal bir Müslüman insan tabi oralara gitmez. Yaptığı işte, gittiği yolda, ziyaret ettiği insanlar da bütün gün ne yaparsa hepsi Allah rızası için hayır yazılıyor ona. Allah'ın hazineleri tükenmez. Allah cömertlerin en cömerti de sever. Onun için bu ikramları verir Müslüman kullarına. Onun için yaşarken kıymetini bilin. Her şeyi unutmayın. Allah'la beraber daimen Allah'ı hatırlayın. Allah hatırladıkça Allah sizi hatırlar. Bütün işleriniz güzel olur, hayır olur, sevabınız çok olur. Amel defterleriniz dolar. Allah create human being and he is give them understanding to know good from bad thing. But many people, the most of human beings, they are out of right way of Allah. Allah showing good right way, but people they are not accepting this. Even who are there in born in Muslim and this right way, most of them also they are out of right way. They are thinking this who is not believing they are better than us. And they try to do like them. And then they are ashamed to be, some of them, to be Muslim. So many people, they are ashamed to pray, to look like Muslim. They try to imitate non-Muslim people. But Allah, He give the best favor
this people. Other people, they don't have this chance. Alhamdulillah, we are born from Muslim father, Muslim mother, all of them, most of them, also all us. But some, Allah also give hidayah for many people from, alhamdulillah, with barakah of Mawlana Sheikh. And this favor, it is the biggest favor, good for a human being. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was saying, I am wondering for this mu'min, all what he do is going for good. Everything he do, Allah make it good for him. Even he has a bad accident or some illness or desire. If any bad thing happened to him or good thing happened to him, all coming and at the end good for him. Allah rewarding him. Because this life is very short life, but mu'min, every chance Allah give him for mu'min. And Mawlana, he was saying, when you are to be alive and to say La ilaha illallah, better than 1,000 years to be in underground, you dead. So you must take this opportunity to do the best for yourself, for your akhirah, for your the life, real life. Everything you do, you must intention for Allah. Even if you go from your house to work to any place, from morning you said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I will intention to do all this day for Allah. Allah reward you for all everything you do. Of course, normal mu'min, he is not going to pub or to go to gambling or to go to bad place. So normal place where to everywhere he all day until he not sleeping, Allah reward him for what he do for himself. And when you will sleep, also make turaka and pray and make dua and read some of surah of Quran and sleep all night also, Allah reward you for this also. So all your life you will be inshallah rewarded by Allah, and you become beloved person for him. And this is what we need, what our soul, our everything in our body, one soul it is good, everything it will be good. But when your heart and your soul not good, everything it will be bad. So alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, he give us chance to be alive and to be can do every good. So inshallah we are happy. So we are thanking for him for this, and we are praying to make us going in this way, not changing our way.
and keep us away from every badness, every bad thing, every bad people. For the sake of Allah, Ramadan, and for Mawlana Sheikh, Bihurmat al-Fatiha.